İyi akşamlar sevgili Yol TV izleyenleri. Bir Cemal Cemali programında tekrar beraberiz. Sevgili canlar, bugün de stüdyomuzda geçen programdan tanıdığımız sevgili araştırmacı yazar Bülent Korkmaz canımız var. Sevgili Bülent Korkmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili dedem. Evet sevgili canlar, bu programımızda Alevi ibadetinin olmazsa olmazı olan bireysel ibadetin dışında yaptığımız toplu ibadetlerin başında gelen cem erkanını konuşacağız. Cem'in tarihsel ve mitolojik yönü üzerinde ağırlıkla muhabbet etmek istiyoruz. Kırklar Meclisi'ni dile getireceğiz. Kırklar Meclisi'ni sevgili Bülent Korkmaz'la konuşacağız. Evet sevgili Bülent, programımıza hoş geldiniz. Diyerek Alevilerde bireysel ibadetin yanında bir de toplum ile birlikte yapılan bir ibadet vardır. Bu da Alevi inancının olmazsa olmazıdır. Bunların başında cem erkanı diyoruz. Cem erkanı gelir. Cem yalnızca bir ibadet değildir. İbadet de yapılıyor ama bir ibadet de değildir. İbadete başlanmadan önce cemde muhabbet edilir. Cem'de bir rızalık alınır. Dargınlar, küskünler barıştırılır. Varsa benzeri şeyler de pir huzuruna, hak divanına, orası hak divanıdır, hak meydanıdır ve o meydanda çözüme uğraştırılır. Barış sağlanmadan, rızalık alınmadan cem erkanına başlanmaz. Cem meydanı, hak meydanı diyoruz. Rızalığın olduğu, barışın, kardeşliğin, dostluğun, canının olduğu meydandır diyoruz. Ama bir cem derken de bunun tabi tarihsel olarak, tarihsel süreç içerisinde götürüp Kırklar Meclisi'ne, Kırklar Cem'ine dayandırıyoruz. Sizden şimdi konu üzerinde muhabbet edeceğiz. Cem erkanının tarihsel ve mitolojik olarak nereye dayanır? Kırklar Meclisi nedir? Nasıl anlamalıyız? Ve bugün yaptığımız Cem'den Kırklar Meclisi dediğimiz Kırklar Erkanı'nı biraz birlikte ele almalıyız. Tarihsel ve mitolojik olarak nereye dayanıyor? Kırklar Meclisi nedir? Onun üzerinde muhabbetimize başlayalım. Evet dedem. Öncelikle ben evlerinde bizi izleyen çok kıymetli seyircilerimize, bütün canlarımıza ve özellikle de Duisburg Cem Evi'nde bulunan bütün canlara aşk muhabbetlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Gülbenkler, dualar, cemlerin vazgeçilmezidir. Örneğin diyor ki, döktüğünüz varsa doldurun. Ağlattığınız varsa güldürün. Yıktığınız varsa onu yapın, inşa edin. Sakın ola ki kul hakkıyla hak meydanına gelmeyin. Bu sadece söylenmesi gereken bir söz değil. Bu aslında Cem'in bize vermek istediği, Cem erkanının bize öğretmek istediği çok temel, çok derin, vazgeçilmezi imkansız, hayati önem taşıyan bir felsefik derinlik arz ediyor. Kırklar Cem'i aslında bizlerin ders alması gereken müthiş sembollerle dolu, sembolik bir dil kullanılıyor, müthiş bir hadisedir. Çok değerlidir, çok makbuldür, çok kıymetlidir sevgili dedem. Anlatımlar, mitolojik anlatımlar, destanlar, hikayeler, kahramanlıklar bir toplumun hafızasını oluşturur. Toplumun belleğini oluşturur. Anlatımı olmayan, destanı olmayan, hikayesi olmayan toplumun toplumsal belleği de olmaz. Toplumlar ancak hikayeleriyle, anlatımlarıyla, mitolojileriyle var olurlar. Bu bağlamda Alevilikte iki tane önemli anlatım vardır. Bunlardan birisi Kırklar Cem'i anlatımıdır.
ilk Cem'dir. Bir diğeri de Rıza şehri anlatımıdır. İkisine de baktığımız zaman ki bugün özelde Kırklar Cem'ini işleyeceğiz. Orada müthiş bir paylaşım, müthiş bir sosyalleşme modeli göreceğiz. Paylaşımın ne kadar önemli bir hadise olduğu, ikilikten birliğe nasıl varıldığını görmüş olacağız. Yalnız dedem arz ettiğim gibi sembolik anlatımlar sadece Alevilik kültürüne, Alevilik inancına has bir durum değil. Aslında bütün kültürlerde, bütün inançlarda, bütün medeniyetlerde var olan bir şeydir. Ben ilk önce buradan birkaç örnek vererek Cem'in ne kadar önemli bir hadise olduğunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman düşünce hayatı, düşünce dünyası, felsefe aslında bir nevi mitolojiyle başlamıştır. Antik Yunan felsefesine baktığımız zaman, Hint ve Çin felsefesine baktığımız zaman veya eski Batı felsefesine baktığımız zaman bunu net bir şekilde görürüz. Örneğin Yunan mitolojisinde tanrılar konuşturulur. Büyük felsefeciler, örneğin Platon gibi, Aristoteles gibi, Sokrates gibi, Demokritos gibi, Tales gibi büyük felsefeciler diyaloglarında, anlatımlarında aslında mitolojiyle insanları anlatmaya, anlamaya çalışırlar. Varlık, eksistens, varlık, mevcudiyeti bu mitolojik anlatımlarla anlatmaya çalışırlar. Örneğin Yunanlarda Zeus tanrısı vardır, Olimpos dağında oturur, önemlidir. Şimşekler tanrısıdır, Poseidon denizler tanrısıdır. Hermes habercidir, Artemis okçuluk tanrısıdır. Afrodit güzellik tanrısıdır. Sembolizmalar kullanılır. Keza Roma'ya baktığımız zaman, Roma İmparatorluğuna, Roma mitolojisine baktığımız zaman birçok tanrı ve mitolojik anlatım orada da vardır. Mesela gezegenlerin isimlerinin birçoğu aslında tanrı isimleridir. Jüpiter gibi, Merkür gibi, Plüton gibi, Mars gibi. Jüpiter tanrıların kralıdır örneğin. Gezegenlere, kosmik sistemlere, kozmolojiye o isimler, o mitolojik anlamlar yüklenmiştir. Gene İskandinav mitolojisine baktığımız zaman anlatımlarına, orada Thor vardır. Thor'un kekicini Thor'dan başka kimse kaldıramaz ve kötülere karşı savaşır. Şimdi Kırklar'a geldiğimizde, Kırklar Meclisi'nde orada aslan olan bir Ali vardır. Değil mi? Aslan, mertliğin, yiğitliğin, dürüstlüğün, gücün, kuvvetin sembolüdür. Orada da mitolojik bir anlatım vardır. O açıdan mitoloji, felsefe ve düşünce hayatı iç içe yürür. Aslında felsefe bir nevi mitolojiyle başlamıştır. Felsefede iki ana akım vardır. Bunlardan birisi idealist felsefe akımları, diğeri ise materyalist felsefe akımlarıdır. İdealist felsefe akımlarında bu tarafta yer alan düşünürler, dünyayı, varlığı bir tanrının yarattığını, bir düzenin olduğu, aklın olduğu, ruhun olduğunu savunurlar. Materyalist felsefe akımlarında ise bir tanrının olmadığı, varlığın kendiliğinden var olduğu ve bir düzenleyicinin olmadığı varsayılır. Fakat Aleviliğe baktığımız zaman Alevilikte bir hak, bir tanrı, bir Allah, yani bir yaratıcı vardır. Dolayısıyla Kırklar Cem'i ile bağlantılıdır. O anlatımla da biraz sonra işleyeceklerimiz yakından bağlantılıdır. Fakat baktığımız zaman büyük felsefeciler, örneğin Orta Çağ'da Akyunolu, Thomas, Augustinus, bunlar Hristiyanlığın en önemli felsefecileridir. Bunlar da mitoloji ve Hristiyanlık anlayışını birleştirerek anlatırlar. Daha sonra modern felsefenin kurucusu olan Descartes'te de bunu görürüz. Ruh-madde ilişkisini görürüz. Aynı şekilde Hegel, Kant gibi önemli büyük felsefeciler, düşünürler de
bu yönde fikirler beyan etmişlerdir. Zaten teolojinin yani din bilimiyle felsefenin soruları birbirine yakındır. İnsanoğlu var olduğundan bugüne kadar, kendi bilincine vardığından bugüne kadar şu soruları sormuştur. Ben kimim? Neyim? Nereye gideceğim? Olup bitenin ardında bir tanrı var mı? Bir düzenleyici var mı? Ve ölümün de var olması bu tür soruları sormayı beraberinde getirmiştir. Burada bir parantez açalım. Siz elbette sözünüzü unutmayın. Şu yaratıcı hak Allah dediniz. Bir tanrı var mı yok mu söylediniz. Burada Alevi düşüncesiyle örneğin Sünni inancı arasında bir ortak nokta yok. Şimdi Alevi düşüncesindeki tanrı anlayışıyla Allah anlayışı egemen Sünni düşüncedeki Allah anlayışıyla çelişir vaziyette. Yani onlar düşüncenin merkezine Allah'ı koyarlar. Bizim Aleviler de sevgiyi ve insanı merkeze koyarlar. Ve bizim Alevilerin yaratılış felsefesinde dile getirdikleri şey aslında alemi umman diyoruz, buyrukta da geçer. O alemi, halık alem kendisini aşkar kılmak istedi ve kendi inayetinden bir deniz yarattı. Denize, deryaya nazar etti ve derya bir inci fırlattı. Bu inciyi alıp, bunu Muhammed Ali bölümünde de anlatmıştık kısaca ama yani var olan bir şey alınıyor, ikiye bölünüyor ve bu nur alemi ummanda asılı bir kandilde asılıyor bu nurlar. Şimdi bu konuda biraz netleşmemiz lazım. Biz Alevi inancındaki Allah inancıyla öbür mezheplerdeki Allah inancı birbirine biraz benzemiyor. Benzemiyor. O, sevgili dinleyicilerimiz de bu konuda net olsunlar. Şimdi kullandığımız kelimeler aynı. Allah diyoruz, peygamber diyoruz, Muhammed Mustafa diyoruz, Ali el-Mürteza diyoruz, evet, insan diyoruz. Fakat bunlara yüklediğimiz anlamlar çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Evet. Şimdi Allah diyoruz ki hak yaratıcı insanda tecellisini bulmuştur. Onun için cümle mevcudata yaratılışın bizzat kendisine tecelliyat-ı ilahiye diyoruz. Yani bir nevi görünen her şey Alevilikteki vahdet-i vücut felsefesine de uygun olarak Allah'ın hakkın bir görüntüsüdür. Birbirinden kopuk değildir bu. Evet. Temeli budur. Zaten şimdi 40'lara tekrar dönecek olursak, çünkü 40'ların anlatımı çok önemli. Onu kısaca aktaralım ve oradan nasıl bir felsefik değer çıkıyor, nasıl bir mesaj çıkıyor, bunu belki daha iyi kavrama şansımız olur. Şimdi evvela işin temeliyle ilgili birkaç söz etmek lazım. Cem bir nevi Aleviliğin vücut bulmuş halidir. Cemsiz bir Alevilik düşünülemez. Cem'in olmadığı, Cem erkanının olmadığı bir Alevilik hayat bulamaz, yaşama imkanı bulamaz. Çünkü her Alevinin, her ne kadar günümüzün modern koşullarında yüksek kapitalist sistemlerde yaşıyorsak da Cem'le bizim hayatımız bağlantılıdır. Bunun dayandığı nokta ise 40'lar anlatımıdır. Az önce mitolojik anlatımları diğer inançlardan ve kültürlerden anlatmamın sebebi de buydu dedem. Yani aslında varlığını sürdüren dünyada her kültürün, her inancın muhakkak ki bir anlatımı vardır. Dayandığı bir mitolojik anlatımı vardır. Bizim Aleviliğin de Cem'inin, Cem erkanının dayandığı mitolojik anlatım 40'lar Cem'idir. Zaman içinde Cem'in içine birçok hizmet dahil olmuş, birçok sosyal işlevi olmuş. Bunlara birazdan geleceğiz. Peki nasıl anlatılır 40'lar Cem'i? Çok önemlidir. Bunu iyi dikkat etmek lazım. Uzunca anlatılır. Fakat biz esas bizim bugün konumuzla ilgili bölümlerini biraz bahsedelim. Hak Teala anlatıma göre Allah Muhammed Mustafa ile kelam etmek ister, konuşmak ister. Muhammed Mustafa bir yolculuğa çıkar, miraca. Bakın miraç kelimesi bizde başka bir anlama denk gelir. Sünni kardeşlerimizin anlattığı şekliyle biz miracı anlamayız. Miraç kelimesi merdiven manasında kullanılır. Allah'a gitme, o Sidretil Münteha'ya varma olarak anlaşılır. Tabi Hak Taala'ya giderken o ulvi yolculukta karşısına bir aslan çıkar.
büyükçe bir aslan çıkar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın karşısına anlatıma göre. Aslan bir türlü sakinleşmez. Gayipten bir ses der ki, ya Muhammed hatemini, yani yüzüğünü aslanın boğazına koy der. Ve aslan ondan sonra sakinleşir. Hazreti Muhammed Mustafa daha sonra anlatıma göre Hak katına varır. Sidretil Müntaha'ya varır. Hak'la kelam eder. Ve oradan döndükten sonra bir kubbe görür. Bir yapı görür. Bir bina görür. Merak eder. Oraya yönelir. Kapıyı çalar. İçeriden bir ses, bir avaz der ki, kimsin? Hazreti Muhammed Mustafa der ki, ben peygamberim. İçerideki ses der ki, var git peygamberliğini ümmetine yap. Tabii Seyyidullah şaşırır, oradan uzaklaşır. Fakat bir gaybden bir ses gelir. Der ki, Muhammed, ya Muhammed, var sen o kapıyı bir daha çal. Hazreti Muhammed Mustafa varır, o kapıyı bir daha çalar. İçeriden ses aynı soruyu sorar. Muhammed Mustafa peygamberimiz gene der ki, ben bir peygamberim. Fakat yine aynı cevabı alır. Der ki, sen var peygamberliğini ümmetine yap. Muhammed Mustafa tesellisi düşer, geri döner. Bu sefer der ki, gaybdeki ses var git, ben hadümül fukarayım de. Yani fukaraların hizmetçisiyim de. Hazreti Muhammed Mustafa varır ve kapıyı çalar. İçerideki ses sorar. Der ki, kimsin? Bu sefer Hazreti Muhammed Mustafa'nın verdiği cevap çok önemlidir. Çünkü herhalde dünyada peygamberlikten daha yüksek bir makam yoktur Allah'ın katında. Fakat peygamberlik makamıyla bile kırkların kapısı açılmıyor. Ne zaman ki benim hiçbir statüm yok, ben fakirlerin, fukaraların hizmetçisiyim, sıfatsız bir insanım dediği anda kırkların kapısı açılır. Kendisine açılır. Peki şurada şunu da sorayım. Demin bahsettiniz. Miraç yolculuğunda bir aslan önüne çıkıyor. Miraç yolculuğunda peygamber olarak gidiyor. Yani yolculuğa peygamber olarak çıkıyor. Miraç yolunda önüne çıkan aslan sakinleşmediği için kendisine bir ses geliyor. Diyor ki, hatemi ver. Şimdi buradaki hatem aslında peygamberlik nişanesi değil mi? Peygamberlik yüzüğü. Yani aslında kastedilen o. Yani diyor ki, peygamberliği orada bırak. Hakkın katına öyle gel. Evet. Aslında orada Muhammed'e, Hazreti Muhammed'e bir ihtar yapılmıştır değil mi? Tabii. Hatemi ver, sıfatsız olarak, rütbesiz olarak git. Hakkın makamına gel diye. Hakkın makamına kavuş diye. Zaten bu tabii batini bir tasavvufu bir açıklama. Zaten normal zahiri yaşamında da peygambere çok sorarlar. Sen mucize göster bize. Peygamber der ki, benim mucizem Allah'ın kelamıdır der. Ben de sizin gibi bir insanım der. Buna sürekli vurgu yapar. Aynısı bu tasavvufi anlatımda, bu batini anlatımda da, kırklar anlatımında da hakkın huzuruna sıfatsız varma. Çünkü madem ki hakkın huzurunda her şey bir olacak, birliğe varacak, oraya sıfat olmuyor. Bu müthiş bir örneklemedir bizim için. Çok kıymetli bir örneklemedir. Hatemi orada bırakması bir nevi hak ile hak olma durumudur aslında. Derin bir felsefe yatar bunun altında. Evet, Kırklar Meclisi'nden içeri girdi, orada bitirmiştir. Kırklar Meclisi'nden içeri girdi, tabi oradakiler ayağa kalktılar. Çünkü Seyyidullah geldi, Allah'ın Resulü. Ehlen ve sehlen dediler, cümlesi kıyama durdular. Peygamber'e yer gösterdiler. Peygamberimiz oturdu, merak eyledi, dedi ki, size kimler derler?
Beni orada, kapıdan çevirdiniz de siz tabii, kimsiniz? Siz kimsiniz? Yani şaşkın bir durumda. Ama içeridekiler peygamberi bekliyor. Yani çünkü peygamber oraya uğramasa bu işin anlamı kalmaz. Evvela herkes saygı ve hürmette kusur etmiyor. Kıyama duruyorlar, ayağa kalkıyorlar, yer gösteriyorlar, oturuyor. Ve olay devam ediyor. Sizlere kim derler? Derler ki büyüğünüz kim, küçüğünüz kim diye merak edip sual eyler. Derler ki bize kırklar derler. Bizim birimiz de kırk, kırkımız da bir. Tabii peygamberimiz düşünür, der ki bir nişane istesem nasıl olur? Yani bunun ispatı ve delili nedir? Diye sorunca oradan kırklardan birisi kolunu uzatır. Bir neşter vurulur ve kırkından birden kan akmaya başlar. Peygamber buna şahit olur. Daha önce de saymıştır, içeride 39 kişi vardır. Der ki peki o siz kırklarsınız ama bir kişi eksik. Derler ki onu da aramızda bil ya Muhammed. Salman-ı Farisi. O şu anda Pars'ta. Bir de bakarlar ki bir damla kan süzülüp meydana gelir. Kolu sarınca kırkların cümlesinden kan durur. Bunun ne anlama geldiğine birazdan değineceğiz. Daha sonra bakar ki içeridekiler kadın ve erkeklerden oluşur. Bizim cemlerimizi yapmamızın kadınlı ve erkekli, çünkü can gözüyle baktığımız için de o da buraya dayanır. Kadın ve erkeklerden oluşur. Ondan sonra Salman bir üzüm tanesi getirir Pars'tan ve Muhammed Mustafa'ya nurdan bir tabak getirilir. Cennetten getirildiği söylenir. Bunu ezer ve cümlesine ikram eder. Cümlesi mest olurlar, semaha dururlar. Cümlesi birden semah ederler. Ve o sırada Hazreti Muhammed Mustafa'nın sarığı yere düşer. 40 parçaya bölünür. Kırklar bunu alır, kemerbest eylerler. Ve bu şekliyle kırklardan ayrılmış olur. Bakın burada birkaç tane sembolik mana var. Bu çok önemli. Ben de oraya gelecektim. Yani özellikle tabii bu Salman özellikle. Yani şimdi Salman dışarıda Pars dedikleri lokma. Lokma. Lokmada da. Lokma. Lokma. Salman lokmaya çıkıyor da Salman'ın içinde birincisi Salman Farisi yani Pers. Şimdi bu şunu anlatıyor. Yani şimdi orada illahi bir nasyondan, bir kan bağından söz edilmiyor Kırklar Meclisi'nde. Evet. Yani örneğin bir Salman da içlerinde var. Salman İran kökenli, Pers kökenli birisi ama Kırklar Meclisi'nin içerisinde. İkinci nokta, Salman bula bula Pars'tan, tabi bunlar sembolik olarak söyleniyor, anlatılıyor, bir tane üzüm tanesi getiriyor. Evet. Ve üzüm tanesini Kırklara paylaştırması için de Hazreti Muhammed'in önüne indiriyorlar. Yani başkasına vermiyorlar. Evet. Sen paylaştır diyorlar. Evet. Şimdi cem hali can halidir. Haldir yani. Bu gönül işidir. Zaten kırklar ceminde Araplığın, Türklüğün, Kürtlüğün, İngilizliğin bir anlamı olmaz. Evet. Etnik hiçbir anlam olmaz. Zaten orada zengin ve fakir de olmaz. Çünkü birliğin sağlanması gerekir. Tek vücut gibi hareket eder. Hazreti Ali'nin koluna neşterin vurulması, kırkından birden kan akması sanki bir bedenmiş gibi, yek vücutmuş gibi bir sembolizma bu ifade eder. Birlik hali. Dolayısıyla orada hiçbir statü yoktur etnik manada. Sosyal statülerin hiçbirisi yoktur. Mevki, makam yoktur. Kırkımız bir, birimiz kırktır denmesinin sebebi de budur. Yani ruh ve fizik birliği birliğidir. Orada mevcut. Birliğidir tabii. Hem ruhen hem fiziken orada tabii, bir. Tabii. Yani ruhun, şimdi gündelik yaşamımızda ruh halimiz bedenimize, fiziğimize yansır. Değil mi? Bunun birlikteliği uyumlu olursa, dengeli olursa sağlıklı insanlar oluruz. Dolayısıyla kırklar ceminde de mesela o üzüm tanesinin
Hazreti Muhammed tarafından ezilip şerbet eğlenip dağıtılması, kırkının birden semaha durması, bir vücut, tek yek vücut haline gelmesi birliğe işarettir. Ve aynı zamanda paylaşıma işarettir. Ve aynı zamanda sosyal adalete işarettir. Paylaşımcı ruha işarettir. Egoist, bencil, senlik, benlik olmaz der bizim pirlerimiz, dedelerimiz cemlerde. İkilik meydanı değildir derler. Burası birlik meydanıdır derler. Burası Hak Muhammed Ali divanıdır derler. Dolayısıyla birliğin sağlanması lazımdır. Aksi takdirde olmaz. Fakat burada Hak Teala dileseydi bir kere de Hazreti Muhammed Mustafa'yı kapıdan içeri gönderiverirdi. Ama o zaman öyle olsaydı kırklar anlatımının bir manası kalmazdı. Orada bir nevi nübüvvet makamının sahibi olan Resul-i Ekrem'le velayet makamının sahibi olan Hazreti Ali'nin birleşmiş halini görüyoruz. Yani Muhammed Ali'nin nurunun bir şekilde resmedilmiş hali, sembolleşmiş halini görüyoruz. Evet. Kırklara Muhammed Mustafa, o büyük Seyyidullah uğramamış olsaydı kırklar bilinmezdi. O açıdan bazı canlarımız bunu yorumlarken şöyle bir hatanın içine düşerler. Bakın derler, Muhammed Mustafa içeri giremedi. Zaten girseydi ilk etapta, o zaman biz bunu anlayamazdık, değeri kalmazdı. Ben de tam o noktaya vurgu yapacaktım. Birinci bölümümüzde hemen hemen sonuna geldik, 2 dakikamız kaldı. Şimdi Kırklar Meclisi dediğimiz meclis daha önceleri de var. Yani bu anlattığınız olaydan önce. Evet. Daha önceleri de var ki 40 kişiler yan yana geliyorlar, toplanıyorlar, bir meclis oluşturuluyor, cem yapıyorlar. Ama ondan önce olan o oluşumu bizler bilmiyoruz. Ancak ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın Miraç dönüşü kırklara uğraması sayesinde biz Kırklar Meclisi'ni anlıyoruz, yorumluyoruz, konuşuyoruz. Evet. Yani sizin de deyiminizden Hazreti Muhammed Mustafa Kırklar Meclisi'ne uğramasaydı Kırklar Meclisi'ni biz bilemezdik. Bilemezdik, anlayamazdık, göremezdik. Bu sembolizmayı anlayamazdık. Bu anlatımın bir değeri ve kıymeti kalmazdı. Allah Muhammed Ali niçin diyoruz? Allah tevhidi temsil eder dedem. Birliği. Birliği temsil eder. Muhammed Mustafa nübüvveti temsil eder. Hazreti Ali velayeti temsil eder. Dolayısıyla Hakk'ın kelamı bir nevi o kırklar ceminde bize vermek istenen mesaj budur. Şimdi biz bu kırklar anlatımını yorumlayacağız, anlayacağız. Bunu sadece tekrar edip yorumsuz bırakırsak o zaman ders almamış oluruz. Çünkü burada biz insanlara, özellikle canlara, canlar kelimesi burada çok önemli. Mayasıdır bu işin. Evet. Can olabilmenin biz kavrayışını oradan çıkarabiliriz ancak. Evet, oradan inşa edebiliriz. Programımızın, sevgili canlar, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Kırklar Meclisi'ni konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra sevgili Bülent'le Kırklar Meclisi'ndeki sembolleri, ritüelleri anlatmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.